Herkese selam. Dönülmez bir akşamın ufkundayız. O yüzden de şu anda böyle haberler üzerine haberler okuyup izledikten sonra sizinle de düşüncelerimi paylaşmak istedim. Hangi konuda? Metaverse konusunda. Şu anda inanılmaz bir döneme girdik ve bundan geri dönüş yok. Yani böyle bir adım attık ve artık oradan geri gidemiyoruz. Daha önceden filmlerde izlediğimiz o hani gözlüğü takıp başka bir dünyaya gitmek, daha sonra işte o gittiğin dünyada istediğin kişi olmak, istediğin şeyleri yapabilmek, aklına gelen her şeye sahip olabilmek, bunların hepsinin gerçek olabileceği öteki dünya artık var. Metaverse zaten öteki dünya demek. Facebook'ta birkaç gün önce ana şirketinin ismini Meta'ya değiştirdi. İnanılmaz fazla yatırımlar yaptı. İşte daha önceden Google'ın gözlüklerini, VR gözlüklerini satın almıştı. Ve her sene çok yüklü miktarda Metaverse alanına yatırımlar yapacağını duyurdu. Bunun dışında pek çok farklı zaten şirket de var. Metaverse yani öteki dünyada, yani sanal dünyada farklı dünyalar yaratan, onun içinde oyunlar yaratan zaten şirketler var ve buna çalışıyorlar şu anda. Şimdi zaten biz bu ekranların, zaten telefon ekranlarının içinde senelerdir varız. 10 seneden fazladır. Hatta daha eski. Instagram 10 seneyi aştı. Facebook daha eski. Zaten aslında aşinayız sanal ortamda olmaya. Ama aslına bakarsanız bu online sanal ortamlar yine çok basic, çok primitif, yani böyle ilkel kalıyor aslında şimdiki bu metaverse dünyasıyla kıyasladığımızda. Ama bu aslında onun ilkokulu gibi oldu. Yani biz sanki bir ilkokula gittik ve işte sanal dünya, sanal ortamda iki boyutlu olarak hayatımıza entegre ettik. Şimdi tamamen üç boyutlu olarak o sanal dünyaya giriş yapacağız. Hiç gözlükle VR bir ortama girdiniz mi bilmiyorum ama ben geçenlerde girdim. Bir VR sanal gözlük takarak bir toplantı odasına gittim ve orada işte başka insanları görebildim. Zaten bununla alakalı bir ünlü şarkıcı, Ariana Grande olması lazım, bir konser verdi VR'da. Sanal gözlükleri takıp sanal bir ortama gittiler ve o diğer insanlarla, sanal olarak gelen insanlarla karşılaştılar. Ve çok acayip bir dünyanın içine giriyoruz. Teknik olarak bütün bu bilgilere zaten ulaşabiliyorsunuz ama asıl şimdi gelin bir felsefik tarafını düşünelim. Çok acayip bir, tuhaf bir zamana giriyoruz. Çünkü artık eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Yani bir yandan bu işte gerçekten dokunabilmek, işte gerçek dünyada bulunmak bazısı kimisi için keyifli, kimisi için değil. Ama neticede şu anda yaşadığımız gerçekliğin dışında bir gerçeklik daha oluyor. Bir ve birden fazla. Yani bu demek oluyor ki aslında biz birden fazla kimliğe sahip olabileceğiz. O sanal ortama girdiğimizde bambaşka birileri olabileceğiz. Bu hem heyecan verici hem eğlenceli ama bir yandan da korkutucu. Yıllardır zaten bu işte PlayStation oyunlarıyla aslında bir yandan bunun ön hazırlığı, ön çalışması oldu. Hepimiz bir askere gittik aslında. Yine işte iki boyutlu olarak diyelim. Şimdi işte bunu gerçekten içine girip yaşıyor olacağız. Tabi buna işte beş duyuyu da eklenecek bir yerden sonra. Dolayısıyla artık gerçek gibi olacak. Ve gerçekten fark olmayacak. Ve öyle ki aslında tuhaf olan da şu. Şimdi dijital alanda işler var. Yeni yeni işler oluştu online ortamlarda. Şimdi bir de Metaverse'de işler olacak. O da çok tuhaf değil mi? Yani belki de işimiz Metaverse'e her gün gidip orada bir iş yapmak olacak. Çok farklı bir zaman, çok farklı bir dünya bekliyor artık bizi. Bundan kaçış yok, geri dönüş de yok. Anlamaya çalışmak lazım. Bundan sonra neler olacak? Ben merakla takip ediyorum. Biraz korkuyorum. Biraz mutluyum analog kaldığım için. Bundan sonraki çocuklar çünkü bu Metaverse'de doğuyor olacaklar. Ama bir yandan da onları da takip etmek, olacakları, nereye gittiğini görmek çok çok önemli. Deniyor ki işte bir yandan dünyada bu tip böyle pandemi
ve salgınlar devamlı olacak. Dolayısıyla hep böyle işte daha çok ev ortamında çalışmak gerekecek. Öyle olunca da işte sanal ortamlara ihtiyaç duyulacak. Ama çok garip değil mi yani? Sanal ortamda birine aşık olacaksınız. Sanal ortamda beraber olacaksınız. Sanal dünyalar, sanal hukuklar, sanal kurallar olacak. Bambaşka kurallar. Şu andaki dünyamızda olan kurallar, yasaların dışında belki tam tersi bambaşka, hiç düşünmediğimiz şeyler. Artık insanlık da işte 2.0'ı bırakıp 3.0, 4.0'a doğru gidiyor. Çünkü aklımız da bambaşka aslında çalışmaya başlayacak. Farklı dünyalara adapte hızla olabilen bir tür olarak evriliyor olacağız muhtemelen. Peki soru. Bu videonun altına bekliyorum. Ama dürüst olun. Metaverse dünyasında kim olmak isterdiniz? Nasıl biri olmak isterdiniz? Aşağı yazın. Yorumlarda buluşalım. Ben Metaverse'te nasıl biri olmak isterdim? Bu soruya çalışmadım. Hemen düşünüyorum. Yani ilk aklıma gelen süper güçleri olan biri olmak isterdim. Dünyada yapamadığım gibi işte uçabilmek, Iron Man gibi olabilmek. Bu arada size yeni öğrendiğim bir konu daha var. NFT'ler var ya, hani bu işte değiştirilemeyen, tekil olarak var olan ürünler diyeyim. İşte eserler, neyse o ürünler. O ürünlere sahip olanların, o ürün neyse, Pokemon kartı gibi, ondaki özellikleri de bu öteki dünyada olduğu kişiye transfer edebilecek. Çok acayip o da. Yani siz şimdiden NFT'lere eğer yatırım yaparsanız ve o NFT'lerde belli başlı işte ne özellik varsa o özellikleri öteki dünyaya da aktarabileceksiniz. Tabi ne olacak şimdi? Bir yandan sanal paraya ihtiyacınız olacak. Bu Bitcoin'ler ve altcoin'ler şimdi iyice değerlenecek. Dolayısıyla ben galiba şimdilerde oralarda böyle bir yer bakmaya başlayacağım. Siz de bir etrafta neler oluyor bir inceleyin derim. Ama bir yandan da doğanın, gerçek hayatın keyfini çıkarabildiğim için ve çıkarmaya devam edeceğim için de kendimi şanslı sayıyorum. Belki ileride zür tesellisi olarak görünebilir ama ben kesinlikle öyle düşünmüyorum. Hala gerçekliğimin burada oluyor olması, gerçek hayatta oluyor olması bana çok daha kıymetli geliyor. Ama tabii ki ilerleyen dönemlerde işte işler değişince, politikalar, hayatlar ne yöne dönüşecek bilmiyorum, göreceğiz. Bundan 10 sene, 20 sene sonra çok hızlı değişiyor her şey. Bakalım o zaman bizi neler bekliyor olacak. Bakalım o zaman bu videoda söylediklerim için ne düşünüyor olacağım. Hep beraber göreceğiz. Bu arada unutmadan bu Metaverse konusunu en güzel bence işleyen film Ready Player One filmi. Steven Spielberg'ün yönetmenliğini yaptığı, birkaç sene önce çıkmıştı. Muhteşem anlatıyor. Orada artık böyle 2045'lerde işte böyle dünya gerçekten yaşanmaz bir hale gelmiş. Korkunç bir yer. Ama herkes işte o öteki dünyada, sanal gerçeklikte takılıyor. Ve orada inanılmaz herkes farklı karakterlerde, böyle işte farklı canavar olabiliyorsun, işte kadın olabiliyorsun, erkek olabiliyorsun, ne olabiliyorsan ve orada yaşıyorlar. O gerçekten bu Metaverse'ü anlamak için çok çok iyi. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bu da benden size bir tavsiye olsun. Bu kaydı yapmak istedim bu akşam çünkü aklım fikrim bu Metaverse ve dünyanın gittiği durum ve artık öteki dünyaların varoluşuyla beraber aslında farklı bir döneme girdiğimizi ben de vurgulamak istedim. Ve bunu kayıt altına almak istedim ve sizlerle de paylaşmak istedim. İlgileniyorsanız eğer burada çok iyi anlatan bir video var. Size aşağı onu da linkleyeyim. Oradan da Metaverse'ün çıkış hikayesini oradan izleyebilirsiniz. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Ben hala YouTube kanalda abone arıyorum ama bilmiyorum, belki Metaverse'de mi bir YouTube kanalı açsam, o da düşünülebilir. Ya da hiç uğraşmayıp bir işte süper kahraman mı olsam. Neyse bakalım. Herhalde Metaverse'de görüşeceğiz yakın zamanlarda. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik bu akşamdan benden bu kadar. Hoşça kalın.